Sıradaki son köşe yazımızla devam edeceğiz. Yine yeni özgür politika gazetesinde Fehim Işık, bu sefer İstanbul belediyesi üzerinden gerçekleştirilmek istenen planı kaleme almış ve soruyor. Mesele sadece İmam oğlumu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönük bir operasyondan söz ediliyor. Gerçekten sadece Ekrem İmamoğlu'na mı bir operasyon yapılıyor. Yoksa devletin kurucaklı üzerinden yok sayılan ötekiler de mi bir kez daha hedef tahtasına konuldular? Bunu anlamak için önce yakın tarihten günümüze kadar kısa bir tur atmak gerekir. İttihat ve Terakki aklı daha TC'nin kuruluşu öncesinde Müslüman olmayan halkları yok etme yönünde adımlar atmaya başlamıştı. Ermeniler, Süryaniler ve Rumlar başta olmak üzere Müslüman olmayan halklara dönük 1913-1918 yılları arasında yaşama geçirilen katliamlar bu aklın ürünüdür. Osmanlı'nın dağılması sonrasında Yeni Meclis'in Ankara'da açılmasıyla ilk aşamasını tamamlayan bu akıl sonrasında adım adım iç tasfiyeye yöneldi. 1922'den itibarense yeni devletin ideolojisini görünür kılmaya başladı. Nihayetinde 1924 Anayasası ile birlikte yeni devletin kodları net çizgilerle oluşturuldu tekçilik esası üzerinden yapılandırılan bu devlette herkes Türk, Müslüman ve Hanefi olmak zorundaydı. Bunun dışında kalanlara yaşam hakkı tanınmayacaktı. Kürtler yeni rejime direndi. 1924'ten itibaren defalarca ayaklandı. Ancak büyük katliamlarla karşı karşıya kaldılar. Önceki katliamlardan arta kalan Müslüman olmayan halklar da yeni Türk devletinin hedefindeydi. Müslüman olmayan bu halklar varlık vergisi uygulamalarıyla 6-7 Eylül 1955'te düzenlenen saldırılarla hem büyük bir yoksullukla karşı karşıya bırakıldılar hem de bir kez daha göçe zorlandılar. Kalanlarsa sessiz sedasız köşelerine çekilmek zorunda kaldılar. Son bir yılda yaşanan gelişmeler de gösterdi ki Türk devlet aklının 100 sürdürdüğü soykırım siyaseti bir kez daha yenildi. Sadece 2015'ten bu yana on binlerce insanın yaşamına mal olan onurlu direniş, Kürt halkının ve hak talebinde bulunan diğer halklarla inanç gruplarının yenilmeyeceğini, en önemlisi de haklılığını dosta da düşmana da bir kez daha ispat etti. Şimdi gelelim İBB'ye dönük operasyonu kime yapıldığını en sade biçimiyle irdelemeye. Soykırımla yok edilmek istenilen halk yenilmeyince devlet aklının farklı nüanslarında yer alan bir kesim yeniden yüzünü bu halka dönmek zorunda kaldı. İBB'de Kürt halkını ve diğer azınlık halklarla inanç gruplarının hoşuna gidecek kısmı bazı adımlar atılmasının altında bu yaklaşımlar var. Bu nedenle ismeklerde bir iki özel kurs açtılar. Şafii, Kürtlerin, Alevilerin, Müslüman olmayan diğer halkların cenaze hizmetlerini yürütecek birkaç din görevlisini belediyenin yan kuruluşu olan bazı şirketlerde işe aldılar. Süleyman Soylu'nun başını çektiği son saldırı, kırıntı bile denemeyecek bu kısmi adımları hazmedememenin göstergesidir. Bu son saldırı üzerinden yaratılacak korku iklimiyle bu adımların süreklileşmesinin de önüne geçmek istiyorlar. Hedefte olan kesimse yine ağırlıkla Kürtlerdir ve Kürt din alimlerinin kurduğu Diyayder üzerinden yaşama geçirilmek istenen yeni oyunun altında yenilen Türk devlet aklının bu ince hesapları vardır. Şimdilik cepheyi genişletmek istemedikleri için belki işe alınan Aleviler veya diğer milliyet ve inançlara yönelmiyorlar. Onları gündem etmiyorlar. Ama hiç kuşku yok bu süreçten istedikleri sonucu alır, karlı çıkarlarsa onlara da yönelmekten imtina etmeyecekler. Ayrıca bu son saldırıyla CP'de devam eden soykırımcı çizgi içinde tutmak istiyorlar. Peki durum buysa bir kez daha soralım. Gerçekten mesele sadece İmamoğlu mu?